aşırı derecede keyif alacağınızı düşündüğüm bir videoyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bakın arkamda ne var. Çoğunuzun, bence hepinizin merak ettiği yeni Skoda Superb'le uzun yola çıkıyoruz. Ankara'ya gidiyoruz arkadaşlar. Keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Yakıtlardan sizlere bahsedeceğim. Konforundan, ses yıldırımından. Biliyorsunuz bizim uzun yollarımızı sizlere güzel bir video hazırlayacağım. Her zamanki gibi bilgilerle dolu bir uzun yol başlıyor. Arkadaşlar gelin Skoda Superb Premium'u göstereyim ve yolculuğumuza başlayalım. Aşırı derecede yakışıklı bir arabayla karşınızdayım. Arkadaşlar şunun duruşuna bakar mısınız? Bence bu renk de yakışıyor. Tüm arabanın hatlarını videoda görebiliyorsunuz. Giriş paketin bir üstü, yani orta paket olarak adlandırabilirsiniz. Bunun üzerine prestij alabiliyorsunuz. Daha sonrasında LK, yani Lauren Clement versiyonları alabiliyorsunuz. İdeal paketlerden biri masajınız var. Çarpışma önleyiciniz, şerit takibiniz bulunuyor. LED farlarınız alt paketlerle beraber aynı. Yani önde park sensörlerimiz var. Giriş paketi yoktu. Genel olarak donanımdan çok fazla bahsetmeyeceğim. Ama bir arabanın çevresine bakmış olalım böyle. Bir de aracı arka taraftan çekeyim sizlere. Goodyear lastiklerimiz var. Bunlar hemen ebatlarından bahsedeyim. 215-55R17 ebatında. Araba oldukça uzun. Bu aracın incelemesine kanalımızda ulaşabilirsiniz. Şöyle arka tasarımını da sizlere göstereyim. Ne var? Ne var? He? Küçükçü. Arkadaşlar bu araçta da stoplarımız yarım yanıyor gördüğünüz üzere. Sadece dış bölge yanıyor. Giriş paketlerde aynı şekildeydi. Elektrikli bagajımız bulunmuyor. Ama bagajımız çok çok geniş. Arabanın şöyle yandan baktığınızda tam bir D segmenti olduğunu anlıyorsunuz. O uzun. Bu uzunluk baktığınızda sizlere çok keyif veriyor. Şimdi yolculuğumuza başlıyoruz. Ben sizlere hemen içeri detaylarla göstereyim. Şöyle girişimizi yapalım. Bakın masajımız burada. Hemen masaj tuşumuzu göreceksiniz. Şu an kontağım yarımdı. Aracı çalıştırıyorum. 1.5 ATSI 150 beygir motoru sahibiz. Yani E-Tip destekli ve biraz önce gördüğünüz üzere Mars sesi yok bu araçlarda. Apple CarPlay'imiz bulunuyor. Kablosuz bir Apple CarPlay. Ekranımız oldukça güzel, bir sürü ayarımı yaptım. Tabii ki tüm güvenlik donanımlarımız var. Burada klima ayarlarımızı biliyorsunuz, şöyle yeni gelen detaylarla beraber kullanabiliyoruz. Hemen klimamı otoya alacağım. Arabanın içini biraz soğutayım ve yolculuğumuza başlayalım. Koldan vitesimizle yolculuğumuz başlıyor. Ben sizlere tüm detayları anlatacağım. Yolculuk başladı. 5. kilometredeyiz. Sizlere hem yakıt değerinden hem de Superb'in konforundan bahsedeceğim. Yeni Superb'de şu an 140 km'ye sabitledim. Bildiğiniz üzere bu yolda 130 km bir sınırımız var. %10 hata payıyla 143 km'ye kadar çıkabiliyorsunuz. Biz burada limitlerde ilerleyeceğiz. 140 km ile bu araba bakalım bir rakım çıkarken ne yakacak aslında. Çok doğru bir değer göremeyeceğiz. Dönüşte bakmamız daha doğru olacak. Yani en azından rakamı sıfırlamış olacağız bu sayede. Şu anda 23. km'deyim ve 6,5 litre ortalama ile ilerliyoruz. Bence çok iyi. Yani bu hızlarda bu yakıt mükemmel. Şu anda her şey çok keyifli. Sadece şu durum var, şu anda yol sesi biraz fazla alıyorum. Arkadaşlar biraz performans kullanmak istediğinizde de araba aşırı derecede akıcı, onu söyleyeyim. Önceki versiyona göre kesinlikle bence bir fark var. Şu anda tek eksileyebileceğimiz ses yalıtımı. Tekerleklerden özellikle rüzgar sesinde problem yok. Rüzgar sesi çok iyi hatta. Ve yakıt değerlerine baktığınızda da yükselmiyor. Yani motorda verimlilik artmış kesinlikle. Şu an araçta 4 kişi olmamıza rağmen. Arkadaşlar asfaltın değişimiyle beraber ses yalıtımımız biraz daha iyileşti. Bir tık daha var. Çünkü şöyle düşünüyorum, yani son nesildeki Volkswagen'lerde özellikle ses yalıtımı mükemmel derecedeydi. Onlardan bir tık geride. Ama tabii ki D sınıfının standartları içerisinde elbette. Şu anki mevkimiz artık düzceye yaklaşmış durumdayız. Yolculuğumuz devam ediyor. Ben yanlışlıkla yol bilgisayarını sıfırladım. Ama yakıt değişmiyor arkadaşlar. 6.7, 6.5 bayır çıkmamıza rağmen. Yani beni çok şaşırttı ve 140-145'te gidiyoruz, bakın gördüğünüz üzere. Motor şu anda kendi rölantiye aldı. Komple de kapatabiliyor. Yağ sıcaklığımızda hep 100-105 arasında, çok stabil çalışıyor araç. Size en önemli detay olan devir bandından da bahsedeyim. Bakın 3000 devirin biraz daha altında 160'te ilerliyor. Şöyle bir 3000 deviri görelim. Evet, 170 km hızla arkadaşlar tam 3000 devir ilerliyor. Çok güzel bir oran bu. Şu anda son vitesteyiz bu arada. Yine 7 ile DSG bu araçlarda kullanılıyor. Ama arabanın hiç çekişinde girişinde fark etmiyor. Sanki 140'da gidiyormuşum gibi 170'e de gidebiliyorum. Şu an hafif bir viraj alıyoruz. Her şey yolunda. Önce kasadaki Superb'a göre bence çok daha iyi diyor bu araç. Ben 1.5 kullanmıştım. Arkadaşlar biz otobandan çıktık. Yolun keyfini artırmak üzere Bolu Dağı'na yine eski yoldan gidiyoruz. Yeşilliğin içinden ağır ağır keyfini çıkaracağız.
Şu an için yakıt değerlerini sizlere bildireyim. 6.4 litre ile devam ediyoruz. Değişmiyor kesinlikle. Yani bu araba daha yeni 0 km, onu söyleyeyim sizlere. Ve o halde böyle bir işte 5000-6000 km geldiğinizde bu 6 litre düşecektir kesinlikle. 72 km yazıyor ama siz bunun üzerine bir 30 km daha ekleyin. Çünkü ben diyorum ya, yanlışlıkla sıfırladım maalesef. Şu an her şey yolunda. Klimamızı açtık. Ara sıra masaj yapıyorum. Kan dolaşımımızı artırarak devam ediyoruz. Kaynaştayız şu anda. Evet. Arkadaşlar 304 metre rakımla başlıyoruz. Zirvede ne göreceğiz sizlere aktaracağım. Tırmanışımıza başladık. Şöyle yeşil doğanın içinde iyice yeşillenmiş buralar. Keyifli ilerliyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle bir tesise geldik. Küçük bir çay molası hem de bir havayı solamak istiyoruz. Küçük bir kahvaltı zamanı. Şöyle sandviçim var arkadaşlar, onu yiyeceğim. Yanımda çayımla beraber şöyle Bol Dağı'nın tam ortasındayız. Hem araçları izliyorum, hem çevreyi izliyorum. Bir yandan da hava mükemmel derece. Her yerde klima açmışlar gibi. Böyle düşünün. Çok güzel bir hava var. Bence bu yolları kullanmalısınız eğer aceliniz olmazsa. Bol Dağı'nı tırmanmaya devam ediyoruz. 7.2 ortalamamız var. 82. kilometredeyiz. Çayımızı içtikten sonra yolumuz artık kaldığımız yerden devam. Şu an zirvedeyiz ama, değil mi? Zirveye geldik. 858. metredeyiz arkadaşlar rakım olarak. Ortalama 500-600 metre tırmanmış olduk. Süper bir yüksek hızlarla gitmek çok basit arkadaşlar. Leon arkamdan geldi, bak dibime geliyor işte. İlla benle oynuyor. Arkadaşlar aslında şu anda bayağı bir bayır tırmanıyoruz, yokuş tırmanıyoruz. 160-170 ile virajları çok rahat dönüyoruz ve aslında şu durum var. İçeride bir aile olmasına rağmen huzurlu bir şekilde gidebiliyorsunuz. Bazı araçlar korkutur, endişe ettirir. Bunda öyle durum yok. Arabada hiçbir yorulma belirtisi de yok. Ve yakıt hala artmıyor. 7.3'lerdeyiz. Motora aşık oldum ya. Önceki versiyondan çok daha farklı. Ankara'ya yaklaşmak üzereyiz. Şimdi geçitin... Evet, geldik o geçitte. Burası gene zirve olması lazım. Neydi bunun ismi? Can Kurtaran geçti. Evet, bunu hatırlamaya çalışıyordum. Bakalım buranın rakamı neymiş. Arkadaşlar Can Kurtaran 1495 metre rakıma sahipmiş, bilginiz olsun. Yani biz şu anda Bol Dağı'nın da üstüne çıktık. Hatta kat ve kat üstüne çıktık. Artık inişteyiz. Hatta dilersek aracımızı tamamen istobedetlere götürebiliriz. Bakın şöyle bir devir aldı. Kimi zaman tamamen istobediyor. Ankara'ya giriş yaptık. İçeriden çıktık artık. Hemen sizlere yakıt bilgisi vereyim. 6.7 litre yakıtımız var. 251. kilometredeyiz. 30 kilometre ayırdığınızda 280 kilometre bir yol gelmişiz. 2 saatte performans kullandım genel olarak. Yani 140-150-160, aslında videolarda da çoğunu da görmüşsünüzdür. Hiçbir şekilde 110-120 ilerlemedik. Hep limitlerde ilerledik. Yakıtı ona göre düşünün lütfen. 6.7 ciddi anlamda iyi bir değer. Ve üzerinde de rakım yükselmiş oldu sonuçta. Sakarya neredeyse sıfır rakıma sahip yerlerden biri. Bunun inişinde çok daha az yakacak bu araç. Bence çok verimli bir araç. Burada yolculuğumuzda bizi iki faktör, en azından beni iki faktör rahatsız etti. Bir, sesimiz zayıf. Tam kötü diyecektim, bu sefer de iyi çaldı ya. Sistem arkadaşlar orta seviye diyebileceğimiz şekilde, yani bak grubunda çok daha iyidir normalde. Birazcık o beni üzdü. Bir de tabii ses, yol yalıtımı özellikle, rüzgar yalıtımı çok iyi. Yol yalıtımı biraz daha zayıf geldi. Ama geri kalanında motor şanzımanın ve aracı götürmesine baktığımızda çok akıcı. Keyifli bir yolculuk yaptık. Günümüz devam ediyor. Ankara'nın merkezindeyiz. Anıtkapı'ya doğru geliyoruz. Tam 2 dakika ve 300 metre mesafemiz kaldı, zaten trafik de başladı. Arkadaşlar kontrolden geçiyoruz. Anıtkabir'in girişindeyiz. Arama yapılıyor. Arkadaşlar Anıtkabir'e aracınızla girecekseniz eğer, sizlere hemen bilgi geçeyim. Kesinlikle aracınıza çanta, bu tarz benzeri şeyler getirmeyin. Oyuncaklar getirmeyin. Bizim mesela topumuz vardı. Hepsini burada emanete bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Ayrıca bunlarla sıraya giriyorsunuz. Çantalarınızı aynı şekilde X-ray'den geçerek sonrasında arabaya koyabiliyorsunuz. Derken plaka ortada. Abi araba dev gibi ya. X-ray'den geçtik, çantalarımızı aldık. Şimdi atamızı görmeye gidiyoruz. Ya da herhangi bir... Arabanız dolu gelmeyin. Arabayı dışarı bırakın o durumdaysa. Çok zorluyor çünkü. Ciddi anlamda güzel bir böyle bir güvenlik önlemi olması. Çok özel hissediyorsun içeri geçip, fark ettin mi? Ciddi bir arama var. Evet arkadaşlar, şimdi gidiyoruz bakalım. Araçla geldiğinizde bakın hemen karşınızda Aslanlı yol.
Arkadaşımız dizi yönlendiriyor. Valla arkadaşlar öyle bronz açmış ki artık güneşin altında kapkaralmışlar maalesef. Çok sıcak. Anıtkabir'e daha önce geldik elbette ama arkadaşlar ben lise sonlardayken gelmiştim. Yani aslına bakarsanız çok yakın olmamıza rağmen pek fazla gelemedik. Hata yapıyoruz. Daha sık gelmeliyiz. Şöyle aracımızı gelmeliyiz dedim ya. Şöyle aracımızı buraya park edebiliriz bence. Bakalım. Süper. Her şey yolunda. Stop ediyoruz. Herhangi bir pay almamıza gerek yok. Kendisi her şeyi hallediyor zaten. Şimdi ben sizlere bilgileri de vereyim arkadaşlar. Ankara şehir içi trafiği dahil olmak üzere 290 km yol yapmışız. 30 daha elimizde 320 km bir yolculuk yapmış olduk. 6,5 litre bir yakıtımız var. Müthiş arkadaşlar ya. Bastım, çektim. Diyorum ya hiç 140'ın altına inmedim. Müthiş. Çok güzel. Bunun dönüşünü çok merak ediyorum. Yani radar olmasa bu arabayla 7,5 litre yakarak İzmir'e belki 3 saatte 2,5 saatte gidersiniz. Bu arabayla İzmir'e gitmeyi çok istiyorum şu anda. Bu da bir mesaj olsun. 2 saat 56 dakikadır yoldaymışız. Hadi gidelim. Performans ve yola hakimiyet olarak mükemmel bir yolculuk çektik. Ya arabanın ama şu uzunluğu beni mesletti ya. Rengi de güzel bu arada. Beklediğinden iyi çıktı. Evet, bir nöbet değişimi olacak. Saat 2'de. Bakalım nasıl olacak. Askerlerimiz nöbet bekliyor elbette. Burada nöbet bekleyeniniz oldu mu hiç? Şu anda inişim saatine eriştik. Her saat başı değişim yapılıyor arkadaşlar. Geçiş yapmıyoruz.
Arkadaşlar sessizliği fark ettiniz mi? Çıt, ses çıkmadı, çıt. Şimdi arkadaşlar Anıtkabir'in oraya geldik ve bir nöbette inişimiz daha burada olacak. Merdiven çıkarken nasıl görüyor musunuz? Samet Göks Konya. Mehmet'i mukas olarak teslim alıyorum komutanım. Ramazan Atilla'yı çağır. Mehmet'i mukas olarak teslim ediyorum komutanım. Bu Radvan İzmir. Mehmet'i mukas olarak teslim alıyorum komutanım. Söz. Orda. Esas duruş. Konsoluna. Mars. İstikamet bayrak. Uygun adı. Marş. Arkadaşlar burada bir Japon grubu var. Üzerlerinde ceketler var, fark ettiniz mi? Güneşten etkilenmemek ya da bronzlaşmamak için şemsiye, uzun kollu. Hırkayla geziyorlar bildiğiniz arkadaşlar. Beyaz olmayı seviyorlar. Bir de kendilerini koruyor. Evde dahi güneş kremi sürüyorlar. Evet, sonunda atamıza kavuştuk. En değerli nöbet. Arkadaşlar, atamıza ziyarette bulunduk, dualar ettik. Olmasaydı bizler bu ülkede böyle rahatça dolaşamazdık, gezemezdik. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Burası büyüleyici bir ortam. Bence her Türk vatandaşı burayı görmeli. Arkadaşlar bu çok şıkmış ya. Şimdi Hacı Bayram Veli Türbesi'ne geldik. Arkadaşlar şimdi yemek yerine doğru ilerliyoruz. Tabii ki asla deneyeceğiz. Ama şundan bahsetmem lazım sizlere. Superb'de farklı bir özellik var. Bakın şu an bayır aşağı olmasına rağmen, hız sınırlayıcını kapatmama rağmen öndeki araca yanaşmıyor. Aradaki mesafeyi her zaman koruyor. Araçta adaptif cruise control yok arkadaşlar. Ama kendisi aradaki güvenli mesafeyi tutuyor. Siz gaza bassanız da bakın hemen yavaşlatıyor. Sadece ayağınız gazdayken yaklaşabiliyorsunuz. Enteresan bir özelliği daha önce görmemiştim. Bakın şu an kendisi fren yapıyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ancak bu araçta adaptif cruise control yok. Eryaman'dayız. Bakalım nasıl olacak yemek. Evet, aracı şöyle varaya verdik. İçeri geçiyoruz. İçeri girdik. Aşırı derecede lüks ya. Valla ortam mükemmel, çok kaliteli. Tabaklara kadar tertemiz her şey. Bu arada herhangi bir reklam ya da sponsorlu durum yok. Açıkçası ben şaşırdım yani. Mekanın bu kadar güzel olmasına. Arkadaşlar masa mükemmel görünüyor. Şöyle sizlere göstereyim. Her şey süper. Mezeler öyle bir şekilde sürekli yenileniyor. Açıkçası şaşırdık yani. Hiç beklemeden yenisi geliyor. Daha bitirmeden diğer tabak geliyor. Üzerine ekleniyor. Ben böyle bir hizmet daha önce görmedim yani. Sakarya'da demiştik ama bu acayip bir şey. Hiçbir şekilde dediğim gibi reklam yok. Arkadaşlar ben çok fazla... Abi bu kadar bol veren Aspava yoktur ya. Valla elinize kolunuz sağlık. Yani herkese bu şekilde, öyle mi? Süper. Valla süper, çok güzel. Onlar yine kalsın abi, biz onları bir sünnet ederiz. Teşekkür ederim. Tabii çayımız da var. Tatlıyı özellikle iki kişinin söyledik ki ziyan olmasın diye, normalde dört kişilik de getiriyorlar. Güzel gözüküyor, tadına bakacağız. Arkadaşlar perişan olduk, yiyemiyoruz. Gülçimen Aspava bizi perişan etti. Ya günün sonunu mükemmel yaptık. Bütün gün yemek yemedik. Özellikle ben sadece sandviçin bu ucundan yemiştim. İyi ki öyle yapmışım. Yoksa bunları böyle rahatça yiyemezdim. Ben kahvaltı yapmadım, biliyorsun değil mi? Evet, o yapmadım iyi olmuş. Ya tam bir ailecek gelebileceğiniz mekan burası. Şimdi fiyatlardan sizlere bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle. Bunlar zaten mezeler, sınırsız mezeler. Sınırsız ikramlar pardon. Çorbası, içli köftesi.
biz bundan bir tane söyledik. Sonrasında servis söyledik. Bir tane fiyatları görüyorsunuz zaten. Döner beyti de güzel gözüküyor. 420 liraymış. Siz durdurup bakarsınız. Ben İskender söylemiştim. 420 lira. Bir de Ali Nazik söylemiştik. Evet, 500 lira da o. 4 kişi toplamda 1800 lira bir hesap ödendi. Ödeyenin kesesine bereket. Yapanların eline sağlık. Bence bir 4 kişi bir aile yemeğinde özellikle tıka basa doyduğumuzu düşündüğümüzde fiyat normal gözüküyor arkadaşlar. Çok daha pahalı yerlerde çok daha kötülerini yemiştim. Evet, durumlar bu şekilde. Sizlerin de yorumlarını merakla bekliyorum. Sizler Ankara'da hangi aspavayı tercih ediyorsunuz? Arkadaşlar şöyle hem arka planda nasıl yapıldığını da sizlere göstereyim. Burada bayağı yoğun bir çalışma var. Bakın pide kısmı. Bizim İskender bu bölümde hazırlandı. Ya bildiğiniz karınca gibi çalışıyor arkadaşlar. Normalde pek fazla böyle video çekmem ama burada yapılan işlem çok hoşuma gitti. O yüzden göstermek istedim. Evet. En son burada mezeler dolduruluyor. Süper. Bir de tertemiz görünüyor bilmiyorum ama müthiş görünüyor. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendinize dikkat edin. Artık biz yolculuğumuza devam ediyoruz. Sakarya'ya doğru inşallah ilerleyeceğiz. 324. kilometredeyiz ve artık Ankara'dan ayrılıyoruz. Ankara şehir içi dahil olarak 6.6 yaktık. 4 saat araç çalışıyor ve klima son seviyede. Bu şekilde devam edeceğiz. Artık Sakarya'ya gidişimiz. Bakalım nasıl olacak? Kaç liraya gideceğiz? Artık inişe geçtik arkadaşlar. 6.6'nın da aşağısını göreceğiz. 190 kilometrelik bir yolumuz var. Saat 8.45'te varacağız. Evet, 140'da motorumuz kapalı bir şekilde gidiyoruz. Pek fazla ihtiyacımız yok. Görün, çok garip geliyor bana. Ve geldi geri. Siz hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Arkadaşlar şimdi Ankara'dan çıktık, bayırları tırmanıyoruz. Hep 140'da. 130-140'da herhangi bir çekişten düşürmek yok. Aracından işte hiç çekişten düşmüyor. Gayet güzel, rahat bir şekilde çekişi var. 105 TSI bu arabaya yakışıyor. Arkadaşlar yakalanmaya geldik. Şöyle gün batımında süper bir dışarıdan sizlere göstermek istedim. Nasıl tasarımını beğeniyor musunuz sizler? Bu aracın sport paketini merakla bekliyorum. Spor çok güzel olacaktır. Çok geniş, bence hatları çok temiz. Hiç eskimeyecek bir tasarıma benziyor bu aracın tasarımı. Keşke arkada bir ETSI ibaresi olsaydı güzel olurdu. Ya önden müthiş duruyor. Şunun bakışlarına baksanız da. Dolu paketlerde biliyorsunuz mercek de geliyor. Ama şu görüntü çok çok iyi. Yeni Skoda Superb tasarımıyla beni aşık etti. Eksik yönleri olabilir ama çok heybetli. Bir yere gittiğinizde direkt kendini belli ediyor. Tam bir D segmenti. Bir de sunroofum olsaydı Superb mükemmel olacaktı. 45 lira bir yakıt aldı. 2108 lira. Superb ile yolculuk çok güzel oldu. Şu an bir BMW'nin alarmı da çalıyor. Araç İngiliz plakalı olunca alarm şart oluyor arkadaşlar. Orada çalıntı vakaları çok fazla. Bir de Passat'la yapmayı çok istiyorum. Aynı yolları Passat'la gidersek çok güzel bir kıyaslamada gerçekleştirmiş oluruz. Gördüğünüz üzere 930 km menzil veriyor. Depomuz fullendi. 6.7 ile yolculuğumuza devam ediyoruz. Yine motorumuz kapalı ve 130 km hızla ilerliyoruz. Arkadaşlar biz yine Bolu Dağı'ndan devam edeceğiz. Bu arada bakın motorun çalışma sebebi ve şu anda ben frene basmıyorum, araç yavaşlıyor. Öndeki aslında çarpışma önleyicisinden kaynaklanıyor. Araç algıladığında hemen hazır pozisyona geçiyor. Bizler şu an 496. kilometredeyiz. 6.5 ortalamayla gidiyoruz. Aslında bu şekilde devam etsek çok azakız ama yolun keyfini daha atmak için tekrar Bolu Dağı'na doğru yöneliyoruz. Arkadaşlar camlarımızı açtık. Yolun keyfini çıkarıyoruz. Şu anda derece 22 santigrat. Aşırı fark etti ya. Ve bildiğiniz dışarıda klima çalışıyormuş gibi. Şu doğanın renklerini görmenizi istiyorum. Evet, müthiş bir manzaraya durduk. Süper gözüküyor. Bakın şu yoldan geldik.
Muhteşem. Evet, renkler çok güzel. Arkadaşlar bugün bütün gün video çektik ama hiç kendimi göstermedim sizlere. Oldu anlı Cafer Usta'nın yerinde oturduk. Manzarası çok güzeldi, sizlere gösterdim. Öneririm sizlere de burayı. Sizler için köftenin porsiyonunu da sordum. 350 liraymış, bilginiz olsun. Biz yemek yemedik, sadece çay içtik. Gün içinde hem sıcaktan terlemeyi de yaşadık, hem soğuktan üşümeyi de yaşadık. Şu anda üşüyorum ciddi anlamda. Sular buz gibi burada. Ya Bolu'nun coğrafyası, Düzce'nin coğrafyası çok güzel. Buralara gelip uğramalısınız. Artık yavaş yavaş günü bitiriyoruz. Evet, Bolu Dağı'na indik. Yakıtımız 6.3'e geriledi ve 523. kilometredeyiz. 6 saattir araç çalışmakta. Şimdi artık otobandayız. Hızlanarak Sakarya'ya ilerleyeceğiz. Zaten çok fazla mesafemiz kalmadı. Şu an Düzce'deyiz. Yine hızlı bir dahilinde yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar, öylesine sıfır araç demiyoruz. Araç henüz daha 741 kilometrede. Zaten biz 530 kilometresini yaptık. 200 kilometreden yola başlamışız. Arkadaşlar, Sakarya'ya geldik. Sizlere hızlıca bir kapanış bilgisi vereyim. Gördüğünüz üzere yakıtımız düştü. 6.1 litreye döndük ve yine 140'la geldim. Bastık gaza. Mükemmel. Mükemmel bir yakıt. 619 kilometre yaptık. Tüm gün boyunca 6 saat 51 dakika. Verileri buradan da görebilirsiniz. Menzilimiz hala 1130 kilometre arttı menzilimiz. Süperb'le her şey şahane. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bu yakıt sizleri şaşırttı mı?